gün geçtikçe içimizde büyüyen, insanın midesine, kalbine, beynine acı veren bir durumdur. Kendi hayatımda bir yöntem uyguluyorum. Bir iş yapmak mı istiyorum, başlamak mı istiyorum, onu gerçekleştirmek mi istiyorum? Düşüncenin ve felsefenin atası olarak bilinen Aristoteles ve Sokrates bu ertelemeye çok ilginç bir şekilde yaklaşırlar. Kişi yapması gerekeni yapmadığı durumda yaşayacaklarının farkında olsa bile neden onu yapmaktan kaçar? Biliyor musunuz? Basit önlemlerle ertelemeden veya erteleme hastalığından kurtulmak mümkün. Diyete başlamam lazım. Neyse, hafta başında pazartesi başlar. Ondan özür dilemem lazım. Kafamı toparlayayım, sonra özür dilerim. Annemi aramam lazım. Neyse, çok meşgulüm, sonra ararım. Amcaoğluyla küsüz. Onunla barışmak istiyorum ama önce o adım atsın. Gelecek bayramda bayramlaşırız, barışırız. Namaza başlamayı çok istiyorum. Bir emekli olayım. Emekli olduktan sonra namaza başlayacağım. Hacca gideceğim, bir temizleneceğim. Hep kitap okumak, hep sanatla ilgilenmek, hep tiyatroya gitmek istemişimdir. Ama işler çok yoğun. Şu işler biraz azalsın, ondan sonra bakacağım, ondan sonra yapacağım. Bu ve benzeri cümleleri çok duyar veya söyleriz. Ama öyle zamanlar olur ki imkanlar tükendiğinde, muhatabımız olan kişi ayrılıp gittiğinde ya da vefat ettiğinde derin pişmanlıklar, üzüntüler tüm ruh dünyamızı kaplar. Keşke yapsaydım, keşke özür dileseydim, keşke adım atsaydım. Keşke onu son bir kez görseydim. Keşke aileme zaman ayırsaydım gibi. Ertelemek, içimizdeki problemleri büyütmek için birebirdir. Ertelemek, yarına bırakmak. Gün geçtikçe içimizde büyüyen, insanın midesine, kalbine, beynine acı veren bir durumdur. Ertelemek aslında genelde mükemmeliyetçi insanların, bazen de tembellerin yaşadığı, zorlu bir iş öncesinde ortaya çıkan durumlardan birisidir. Öncelikle erteleme sorununu her insanın hayatında defalarca yaşadığını unutmamak gerekiyor. Herkesin yaşayabileceği bir sorunun çözümü ise sanıldığı kadar kolay değil. Hele bu alışkanlık haline gelmişse. Bu durumu sık yaşayan insanlar omuzlarına yüklenen zorluklarla mücadele ederken hem zamanı hem fırsatları hem de hayatı kaçırabiliyor. Erteleyenler genelde çoğu zaman bir işe başlangıç yapmayı ertelerler. Bir diğer güne atarlar, diğer haftaya atarlar, diğer yıla atarlar, bir işi yaptıktan sonraya atarlar. Hep bir erteleme hali vardır. İşleri son ana bırakırlar veya bir işe başlamadan önce yapılmasına gerek olmayan pek çok şey yaparak zaman kaybederler. Çok zeki öğrencilerin veya zeki dediğimiz öyle hissettiğimiz öğrencilerin hep çalışmayı ertelediklerinden dolayı üniversiteyi kazanamadıklarını duyarız. Aa Ahmet mi? Ya o nasıl kazanamadı? O çocuk çok zekiydi ya. Yani lep demeden leblebiyi anlardı. Öyle bir çocuktu. Bunu çok duymuşsunuzdur. Ertelemek genellikle tembellik ile karıştırılır. Bu tam olarak tembellerin yaptığı bir şey değildir. Mükemmeliyetçi insanlar da çoğu zaman ertelerler. Asıl erteleme hastalığı olanlar bir şeyler yapmak isteseler de başlamak onlar için çok zordur. Erteleme ile ilgili kendi hayatımda bir yöntem uyguluyorum. Bir işi yapmak mı istiyorum, başlamak mı istiyorum, onu gerçekleştirmek mi istiyorum? Aklıma geldi mi? Güzel bir fikir olduğunu düşündün mü? Hemen 10 saniye içinde eyleme geçiyorum. Çünkü bir işi yapmanın yarısı o işe başlamaktır. Duygusal bir film seyrediyorum. Filmde arkadaşlıklar, dostluklar anlatılıyor. Onu seyrederken bir ara duygulandım. Dedim ki bir eski arkadaşım var. O eski arkadaşım aklıma geldi, hatıralarımız aklıma geldi. Onu aramak istedim. Orada hiç bekleme yapmıyorum. Filmi durduruyorum. Hemen telefonuma sarılıyorum. 10 saniye içerisinde onu arıyorum. İster ona ulaşayım, ister ulaşmayayım. O eylemi gerçekleştiriyorum. Çünkü telefona sarılıp o arama işlemini yapmazsam biraz sonra film bittiğinde ya o istek körelmiş oluyor, ya o duygular gitmiş oluyor ya da yapacağım işi unutmuş oluyor. Ya da bir hatayı telafi mi etmem gerekiyor? Birinin kalbini mi kırdım? Birine yanlış bir şey mi söyledim? Yanlış anlayacağı bir şey mi söyledim? Hemen o kişiye ulaşıyorum. Gerekirse özür diliyorum, özür dilemem gerekirse hiç geri plana bırakmıyorum, ileriye atmıyorum
Ve bu tip aramalarda, bu tip özür dilemelerde, en azından kusura bakma demelerde karşı tarafında çok mutlu olduğunu görüyorum. Tabii ki bu her zaman şu an anlattığım gibi kolay değil. Araya bazen ego giriyor. İçindeki ses diyor ki hayır arama. Ya da o arasın, hatayı o yaptı vesaire vesaire. Onun için artısını eksisini düşündüğünüzde bazen o istek köreliyor, aramayabiliyorsunuz veya ona ulaşmayabiliyorsunuz. İlk 10 saniye çok önemli. Hayat tecrübem şunu gösterdi ki bir işe ertelemek, yarına bırakmak insanı özgür kılmıyor. İnsanı rahatlatmıyor, insana huzur vermiyor. Tam tersi o ertelediğiniz iş, eylem, fiil sırtınıza bir kambur olarak biniyor ve sizi rahatsız ediyor. Belki belli bir süre, belki hayat boyu. Bir işe veya fiile başlamak, başlangıç anında veya gününde rahat hissetmek ya da keyifli olduğunuz bir anda yapmak değildir. Rahat olan insanlar kendilerini daha enerjik, daha mutlu ve daha istekli hissederler. Bu tamam, doğru. Ancak hayatta her işi mutlu veya rahat olduğunuz bir anda yapmak mümkün değil. Ayrıca erteleyen bir insan o yükü sırtında taşıdığı için daha mutsuz olacaktır. Ben rahmetli anneanneme söylerdim. Anneanne ben de senin gibi namaz kılmak istiyorum derdim. Anneannem derdi ki hiç erteleme. İçeriye git, abdestini al, namaza başla. Ben derdim ki ya bu pazartesi başlarım veya işte şu okul bir tatile girsin o zaman başlarım veya şu işlerimi bir halledip o zaman başlarım. Anneannemin sözünü unutmuyorum. Hemen git lavaboya, orada abdestini al, namaza başla. Düşüncenin ve felsefenin atası olarak bilinen Aristoteles ve Sokrates bu ertelemeye çok ilginç bir şekilde yaklaşırlar. Demek ki o zaman da erteleme vardı. Buna akrazya derler. Akrazya ne demek? Bir işin yapılması gerektiğinin farkındasındır ama onu yapmayıp başka bir iş ile uğraşıyorsundur. Hiç unutulmaması gereken, insanların pişmanlıkları arasında olan şeylerin hemen hemen tamamı erteleme hatasından kaynaklanır. İş yapmanızı veya daha iyi bir seviyeye ulaşmanızı engelleyen güç, engelleyen şey erteleme hatasıdır. Hazreti Adem'den bu yana insanlar bir şeyleri erteliyor ve bu durumun felsefi, psikolojik ve bilimsel pek çok tanımı var. Bir şeyleri erteledik, erteliyoruz veya ertelemeye devam edeceğiz. Peki bilimsel olarak ertelemenin sebepleri nelerdir? Kişi yapması gerekeni yapmadığı durumda yaşayacaklarının farkında olsa bile neden onu yapmaktan kaçar? Yapılan araştırmalara bakıldığı zaman insan beyninin tercihlerini kontrol etmenin zor olduğunu görmek mümkün. İnsan sinek ısırmasından kaçar, yılanın ağzına düşer. Ya da önünde duran hazır lezzeti gelecekte eline geçecek olana tercih eder. İnsan beyni anlık ödüllere gelecekteki ödüllerden daha fazla değer verir. Kilo vermek isteyen birisi bunun için sağlıklı beslenmesi gerektiğini bilir. Diyete ve yediklerine dikkat etmeye başlar. Ancak önüne bir tatlı konur. Şimdi o tatlıyı yemeli mi, yememeli mi? Tatlıyı yer ve diyeti bozar. Çünkü 10 yıl sonra sağlıksız beslenmenin nelere neden olacağı şimdilik onun için anlamsızdır. Mükemmeliyetçi olmak ertelemenin bir diğer nedenidir. Yeni bir projeye veya işe başlarken ya yeterince kusursuz olmazsa fikriyle birlikte bir işi veya fiili sürekli erteleme gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bazen bir işe hiç başlamamak olası bir olumsuzluğun önüne geçmek için en etkili çözüm gibi gözükebilir. Başlamaya korkmak pek çok insanın erteleme nedenidir. Doğru motivasyon ve yönlendirme ile kusursuzu arayan bir insanın erteleme konusunda problemleri çözülebilir. Biliyor musunuz, basit önlemlerle ertelemeden veya erteleme hastalığından kurtulmak mümkün. Günlük hayatınızda yapacağınız küçük değişiklikler size hiç ummadığınız mucizevi katkılar sağlar. Peki devamlı erteleyenlere, ertelemek isteyenlere veya bunu hastalık haline getirenlere önerilerimiz ne olacak? İşte size çok faydalı olacak 3 öneri. Yapılacaklar listesi oluşturmak. Yapılan araştırmalar insanların zor olduğunu düşündükleri işleri daha çok ertelediklerini göstermektedir. Bir yapılacaklar listesi hazırlarken akla gelen her işi, fiili ve projeyi yazmak yerine bir sonraki gün yapılması gereken en önemli işleri yazmak plana uymayı kolaylaştırır. Günün en verimli saatleri olan sabahın ilk saatlerine en zor işi koymak ve ilk önce onu tamamlamak günün geri kalanında daha verimli olmak için en etkili yöntemlerden birisidir. Rutin oluşturmak. Kendinizde bir alışkanlık oluşturmak isterken kendinizi ve çevrenizi zorlamadan uyabileceğiniz kadar iş veya görev için bir planlama yapmaya dikkat edilmelidir. Program yaparken biraz esnek olunmalıdır.
Çünkü küçük bir aksama bazen o işi hiç yapmamanıza sebep olur. Böl, parçala ve hallet. Tek başına büyük bir işe girişmek insana çok korkutucu gelebilir. Bir görevi alt görevlere böldüğünüz zaman hepsinin daha kolay yapılabilir olduğunu göreceksiniz. Erteleme ile ilgili sunulan pek çok çözüm olsa da bazen altta yatan problemleri de çözmek gerekir. Mesela defalarca diyet yapıp hedefine ulaşmadan bırakanlar, kronikleşmiş diyet başarısızlıkları yüzünden önerileri de dinlemez hale gelebiliyorlar. Aslında çok kez ertelenen bir işin ne kadar kolay çözüme kavuştuğunu gördüğünüz an, keşke en başından yapsaydım dediğinizde çok olur. Ertelemenin insan hayatından götürdüğü zaman da ayrı bir kayıp. Yaşattığı stresi göz önünde bulundurduğunuz zaman kısa sürede bulunan çözümün hayatınız için ne kadar değerli olduğunu görebilirsiniz. Anadolu topraklarının büyüklerinden Mevlana ne demiş? Yarın yaparım, yarın yaparım deme. Bugün de dünün yarınıydı. Ne yapabildin? İnsan yaratılışı itibariyle dünya ve lezzetlerine daha meyillidir. Dünya nimetleri insana cazip gelir. Öncelikle onu ister. Hatta ona ulaşsa bile doymak bilmez. İnsanın içindeki ses ne kadar zengin olsan da daha zengin ol. İleride ihtiyacı olanlara yardım edersin der. Fakat ne acıdır ki yarın yaparım diyenler genelde pişman olmuşlardır. Aslında bütün yarınlar meçhuldür. Daha gelmemiştir. Onun için anı değerlendirmek gerekir. Birçok erteleme sonunda yaşanan pişmanlıkta artık geriye dönüş mümkün olmadığı için yapacak bir şey kalmayacaktır. Biraz da esprili tarafından yaklaşalım. Bazen ertelemek insanları memnun eder. Yazılısı ertelenen öğrenci, vergi ödemesi ertelenen esnaf gibi. Ya da beklenen kötü bir sonu ertelemek gibi. Bunlar istisnadır. Biz yine de karar alalım, keşke kelimesine savaş açalım. Soru şu, keşke kelimesini hayatınızdan çıkarmak için daha ne kadar erteleyeceksiniz?